Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Murat. Namı diğer Neron. Üçüncü rehber videosunu çekmek için buradayım. Server'ın boşalmasını bekledim. Şu an saat 12'ye yaklaştı. 2-3 dakika var. Üçüncü rehber videom Iron Golem Farm üzerine olacak. Köylü farmı daha doğrusu. Köylüler sayesinde golemler düşecek. Demir kasacağız. Skyblock serverlardaki en önemli sistemlerden biri de budur. Çünkü maden kazamadığımız için bu şekilde bedavadan demir elde edebiliriz. Tabii bunu oyunun hemen başında yapmak pek mümkün değil. Yani VIP veya oyun parası satın almadıysanız. Çünkü köylü almak işte malzemesiydi. Birazcık tuzlu oluyor. Şu az önce yapmış olduğum yani az önce dediğim bundan önceki videodaki Mob Trap'ın blokları bu şekilde bıraktım. Zaten bir tanesini göstersem yetecektir. Direkt başlıyorum ben videoya. Daha doğrusu konuya. Arkadaşlar Iron Golem Farm için 10 blok yukarı çıkmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı Mob Trap yapar gibi yapıyoruz ancak 10 blok kadar çıkıyoruz. Daha sonra aynı gene Mob Trap'ta devam ettiğimiz gibi şöyle üçüm ben 8 blok geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapatıyoruz. Böyle su akacak çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben videoyu durdur başlat yapacağım. Çünkü bu şekilde sizi sıkmak da istemiyorum. Zaman kaybetmek de istemiyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Aynı Mob Trap yapar gibi 8'er blok gittik. Şu kısım tam olarak 8 blok. Suyu koyduğumuz zaman bu şekilde şu deliğe doğru gelecekler. Yalnız bunda bir fark var. Mob Trap'tayken şu şekilde yapıyorduk. Oluk şeklini alıyordu. Bunda öyle bir şey yok. Bunu da tamamen kapatıyoruz. Yani hiçbir şekilde yukarı çıkma yapmıyoruz. Bu şekilde komple dört yeri birleştireceğiz. Ben bunları birleştikten sonra videoya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tamamen kapattım. Şu kısmı setini de çektim. Zaman kaybetmesin diye onu da yaptım. Sadece şu kısmını bıraktım. Bu kısmı da kapatıyoruz. Bunun üzerine bir blok daha çıkacağız bu arada. Böyle dümdüz olacak Iron Golem Farm yaparken. Bu dört taraftan suyu vermeye başlayacağız. Nerede olursa olsun şöyle içeriye doğru akması gerekiyor. Ben şuraya bir set daha çekeyim. Ondan sonra suyu verelim. Köylerin çoğalması için kapıya ihtiyacımız var. Kapının nasıl bir özelliği var bilmiyorum. Yani köyler üzerinde nasıl bir etkisi var bilmiyorum. Yani kapıya bakıp zevke mi geliyorlar, ne yapıyorlar çözemedim. Aynı Çin'de pandalar çoğalsın diye pandalara erotik film izletiyorlarmış. Herhalde bu köylerde bu kapılara bakıp çoğalıyorlar. Enteresan. Bu Minecraft'ın birçok şeyi zaten bana enteresan geliyor. Bu yüzden zaten bu oyun bana çok çekici geliyor. Birazdan kapımızı da yaparız. İki tane köylü atarız. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde bu 3-4 tane olurlar. Bu kısımlara su koyacağım şimdi. Şöyle yapalım. Tabii normal oyuncu olduğunuz takdirde bu biraz zor olacaktır. Birden fazla kova su gerekebilir size. Ben şu an rahatım. Şu şekilde suyu koyuyoruz. Evet. Aa, bir aksilik olmadı sanırım. Evet. Bir sıkıntı yok. Şimdi şunu kırıyoruz. Bir blok şu şekilde koyuyoruz. Aynı şeyi diğer üç tarafa da yapacağız. Bir blok koyuyoruz. Bir su koyuyoruz, pardon. Bir tane de buraya su koyuyoruz.
Bir su da buraya koyuyoruz. Köylü farmının birinci aşaması bitti. Şimdi buraya 6'şer tane kapı koyacağız. Kapıyı da hazırlayayım bu arada. Şu şekilde duracağız arkadaşlar. Yani şöyle değil. Yüzümüz suya doğru baksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu karışmasın diye buraya blok koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı koyduk değil mi? Evet. 2, 4, 6. Şuraya da blok koyalım. Şuraya bir hazne yapacağız. İçine köylüleri koyacağız. Hatta onu da ben yapayım. Şu kapının bittiği bloğun bir blok boşluk olacak şurada. Şu şekilde bir çıkıntı yapacaksınız. Yaklaşık 4 kutucuk olsa yeterlidir. Büyük olsa da fark etmez. Kutunun içine köyleri koyuyoruz. Aslında buradan kapıyı da görmüyorlar ama nedense kapı yakında diye bunlar çiftleşiyorlar. Aynı şeyi dört taraf için yapacağız. Kalan üç taraf için de yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taşımızı koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yanlış mı oldu? 2, 4, 6. Doğru. 1, 2. Hemen yanındaki bir bloktan bir sonrakine bloğumuzu koyuyoruz. Şu şekilde kutuyu kapatıyoruz. Tamam. Bu evimiz de hazır. İnşallah köylerimize ev sahibi yapacağız burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unutmayın arkadaşlar, suya doğru bakacaksınız. Yani kapıyı şu şekilde koymayın. Alt dedik buraya. Bloğunu koyalım, karışmasın. Şurayı kapatalım. Suya doğru bakarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapatalım. Bizim garibanların şuraya bir yuvasını yapalım. Evet. Bu arada bu köylüleri sıradaki oyuncular yapıyor köylü farmına. Güzel de yapıyorlar. Kimisi direkt ezbere biliyor. Kimisi video izleyerek yapıyor. Ama sonuçta önemli olan yapmış olması. Ama bir şey yaparken önemli kısmı atlıyorsunuz. Buraya meşale koymuyorsunuz veya yani ışık taşı veya meşale koymuyorsunuz. İçeride zombi spawn oluyor. Haliyle o köylüleri öldürüyor. Ondan sonra başlıyorsunuz oyuna girdiğim zaman. Neron köylerim kayboldu. Neron köylerim silindi. Server köylerimi yedi. Server sıkıntılı. Arkadaşlar bir şey yapıyorsunuz. Tamam, önemli olan sonucu ama niye yaptığınızı da bilirseniz eğer bir kaybınız olmayacaktır. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu sistemi yapmak köylünün karanlıkta öldüğünü bilmekten daha zor. Yani şu sistemi bilmeyebilirsiniz. Ama köylünün karanlıkta öleceğini bilmeniz gerekiyor. Hayır. Ölme, sakın ölme. Bulduk görevde konsoldan sonra sana DM uzun sürer. Şöyle yuvamızı yapıyoruz. Bunlar için sıcak, güzel bir yuvamız olacak. Burada çoluk çocuğa karşılaşacaklar ve bize golem çağıracaklar.
Evet arkadaşlar, bu yer bitti. Şimdi şöyle kapıya bakarak, şu kısımda fark etmez, şu kısımda kapıya bakarak sol taraftaki shift'e basılı tutarken taşı yerleştirin. Bu şekilde koyduktan sonra şöyle komple burayı kapatacaksınız. Sadece şu orta 4 blok açık kalacak. Yani bir nevi üst kat çıkacağız arkadaşlar. Ben üst katı birazcık yapayım, ondan sonra videoyu durduracağım zaten. Zaman kaybetmeyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde burayı kapatacağım. Orta kısmını 4 blok boşluk bırakacağım. Aşağısını aynısı yapacağım. Şu kısmı tamamladığım zaman geri döneceğim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu kısmı tamamen doldurdum. Şu köşelerini bir setinde çektim. Bir tane daha çekeceğim birazdan. Şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Birazdan köylerimizi ev sahibi yapacağız. Şurayı da dolduralım. Server'da gördüm bunu. Daha önce başka bir yerde görmedim. Kim oyuncular bu kısma da kapı yapıyor. Emin değilim işe yarıyor mu ama. Bu şekilde de yapıldığını gördüm. Hani şu kısmın aynısını bu kısma da yapıyorlar. Bilmiyorum bir şey fark ediyor mu? Ancak gördüğüm kadarıyla o şekilde yapanlar genelde golem az geliyor diyor. Bunun sebebini bilmiyorum açıkçası. Acaba yanlış mı yoksa başka bir sebepten ötürü mü az geliyor? Zaten köylü farmında spawner'dan düştüğü gibi golem yağmıyor. Kimisi 10 dakikada bir düşüyor, kimisi 5 dakikada düşüyor. Kimisinin düşmesini yarım saat bekliyorsunuz. Aynı şuraya yaptığımızı buraya da yapacağız şimdi. Şöyle dörder blok koyuyorum. Elimize suyumuzu alalım. Şöyle dökmeye başlayalım. Şu şekilde açalım. İlla her bloğa koymanıza gerek yok aslında. Yani bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle koyduğunuz zaman gene bunlar dümdüz oluyor. Ben öylesine yapıyorum şu an. Bunları kırıyorsunuz gene. Az önce söylemiştim. Şuraya suyu koyuyorsunuz. Şuraya suyu koyuyorsunuz. Şuraya suyu koyduk. Evet. Şimdi şuraya bir kat daha yapalım. Köylülerimiz için havadar olsun. Köylümüzü alalım. Evet. İki tane atıyoruz. Sapıklar sizi. Hadi bakayım kapıya doğru bakın. He, unuttum bak. İçeriye meşale koyacağız. Bol bol koyun. Bir zararı yoktur. Rahat dursanız. Burayı da camla kapatalım. Arada bir kontrol ederiz kaç tane olduğunu. Bu kısımlara da meşale koymanızı tavsiye ederim. Çünkü zombi spawn oluyor, örümcek spawn oluyor. Sizi rahatsız ediyor. Şunu bir blok yapacaktık. İki köylü de buraya atalım. Ortamı ışıklandıralım birazcık. Eğlensinler. Sen bir çekilsen oradan. Biraz dayak istiyorsun. Çık oradan. Kapatalım. Buraları da ışıklandıralım. Şöyle köşeleri de koyalım. Tabii çok fazla aydınlık yapmamaya da özen gösterin. İki aileyi de buraya koyalım. Aha. Ayıptır ya. Videoda yapmayın bari. Çok enteresan bir şey bu ya.
Oyun yapan ismi Notch muydu? Yani bu adamı ben merak ediyorum. Nasıl bir çocukluk yaşamış? Nereden geldi aklına acaba böyle bir şey? Kapıya bakıp da bunların çoğalmasında. Enteresan. Önce bunların ortamını ışıklandıralım. Ondan sonra köylere direkt hazır ev atalım. Ev atalım derken yani buraya koyalım. Ah, olmadı. Sanırım dördüne de koyduk. Şimdi alt kısma gelelim. Golem farmımız bitti. Şu kısmı yapılandırma kaldı. Şuraya standart mob trap yapar gibi Huni'yi de bağlayacağız. Huni'yi sandığa bağlayacağız. Şurayı kıralım. Elimize bir tabela alıyoruz. Yaklaşık 4 tane olması gerekiyor. İki buraya, iki karşısına olacak şekilde. Tabelaları koyuyoruz. Bunun sebebi golem düştüğü zaman bu tabelanın hemen üzerine lav dökeceğiz. Golem 3 blok uzunluğunda olduğu için yani biz buraya girmiş olsak yanmayız. Çünkü bir oyuncunun boyu 2 blok. Ama golemin boyu 3 blok olduğu için lav onu etkileyecektir, yanacaktır. Öldüğü zaman da bir yandan gül, bir yandan size demir verecektir. Şimdi lavamızı alalım. Bu arada saat 12.30'a geliyor. Yarın okul olmasına rağmen bu arkadaşlara teşekkür ederim. Bu saatte serverdalar. Lavamızı dökelim. Fantezi olsun diye şöyle bir şey yapabiliriz. O golem can çekişirken izlemek isteyen varsa eğer şöyle görsel show yapabiliriz. Bu arada bu mob traptan kalma şeyler var burada. Burayı temizleyelim, kafamız karışmasın. İlla bizi uğraştıracak. Bunları önceden hazırlamadığım için suç bende aslında. Üstüm başım pis içinde. Evet arkadaşlar, şimdi biz golemin gelmesini bekliyoruz. Şöyle bir tekrardan kontrol edelim. Kapılarımız tamam. Köylülerimiz burada. Bunlarda daha icraat yok. Bunlar hala öpüşmeye devam ediyor. Bunlar daha ısınamadılar sanırım. Bunlar da bekliyor. Biz de aşağıda bekleyelim. Şurada bekleyelim o zaman. Daha şurada bekleyelim. Golem geldiği zaman ben videoyu başlatayım. Dakika da tutuyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, uzun bir bekleyişten sonra golemimiz geldi. Onun can çekişmesini izliyoruz şu anda. Ve öldü. 3 tane demir verdi bize. 2 tane de gelincik verdi. Bir hesaplayayım kaç dakika bekledim. 1 oradan 11. 18 dakika sonra golemimiz geldi. Şöyle bir köylülere bakalım. Bunların sesinden nefret ediyorum. Oo, bir tane bebecikleri olmuş. Ortalarında geziyor. Anneye çekmiş. Beyaz giymiş o da. Aa, bu hiçbirine çekmemiş. Bu dayıya çekmiş muhtemelen. Ha, burada da bir tane var. Bu da dayıya çekmiş. Aha. Bu aynı annesi ve babası. Tık demiş, burnundan düşmüş. Evet. Hepsi çoğalmış. Bunlar büyüyecek. Tekrardan kendi aralarında bir şeyler yapacaklar. Burası zibil gibi köyde olacak. Hatta bir süre sonra siz de lag yapmaya bile başlayabilir. Böyle şu köyleri aşağı doğru inerken görebilirsiniz. O ses nereden geldi bu arada? Bak ya, pislik.
Bu kadar arkadaşlar. Skyblock serverlarda harika bir şey gören Farma. İlk Skyblock oynadığım server'ın ismini vermeyeceğim. Ban yemiştim orada. Çok haksız yere ban yemiştim. Zaten server açma amacım da bu genelde yediğim banlardan dolayı olmuştur. Eleştiri yapma hakkı vermiyorlar size. Veya bir şey sorduğunuz zaman ters cevap verdiklerinde siz de ufak bir tersleme yaptığınız zaman direkt ban atıyorlar. En son dedim kendim bir server açayım. Güzelce orada oyunumu da oynarım yançarda dedim ama öyle bir şey de oldu yok. Allah razı olsun oyunculardan. Server'ı dolduruyorlar. Onlar doldurduğu zaman da onlarla ilgilenmekten kendim yançar açıp da oyun oynayamadım. Bu gibi zamanlarda video çekebiliyorum. İlk golem farmımda o golemin düştüğü an yaşadığım hissi. Tarif edemem. Yani çok heyecanlanmıştım. Çok güzel bir şeydi. Yani bedavadan 3 tane demir. Hatta fırına bile atmaya gerek yok. Direkt hazır. Al kullan. Demir. Hemen kullanalım o zaman. Ödülümüz var mı? Ulan ödülümüz yok. Yok böyle bir şey ya. Ha, çalışma masamız varmış. Alın arkadaşlar. Size kazma. Hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size iyi geceler diyeyim. Saat 1'e yaklaştı. Bu kadar arkadaşımız oyunda. Birisi yançar zaten. Abone olursanız sevinirim. Sizin göstermiş olduğunuz ilgi doğrultusunda video çekmeye devam edeceğim. Hepinize iyi oyunlar.